Merhaba tolgaozbek.com izleyicileri. Bugün Hakan Kılıç'la birlikte bir video çekeceğiz ama malum koronavirüs salgını nedeniyle herkes evde. Zoom üzerinden bağlantı yapıyoruz. Bağlantımız çok kaliteli değil umarım ama muhabbet sağlam bir sohbet olacak Hakan Kılıç'la beraber. Hakan merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Biliyorsun tolgaozbek.com kanalında her gün saat 19'da bir video veriyoruz. Gerçekten güncel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gözlerim benim çok yoruldu. Hikayeleri atlattıktan sonra bir göz doktoruna gitmeyi düşünüyorum. Muhtemel yakın gözlüğü verecek bana. Bunların nedenlerinden biri de yaptığımız videolar diye söyleyeyim. Hakan bize... Biraz da yaş olabilir mi acaba? Ya yaşı niye karıştırıyorsun? Tamam mı? Yaş Kemal'e yakın gözlüğü, yani yakın gözlüğü yaşı gelmiş olabilir mi? Olabilir, olabilir. Ona diyecek bir şey yok işte. Biz kendimizi kandırıyoruz. Hakan, geçen hafta biz soru cevap videosu yaptım. Ben kendim açımdan bazı şeyleri yanıtladım ama o kadar çok bu soruyla ilgili, o kadar çok soru aldık ki savaş uçaklarıyla ilgili. Ve ben burada seninle yapacağımız konu tek bir sorumuz olacak. Bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemde uçak ihtiyacı var mı? Bu F-35'ler ne olacak? Örneğin Rus uçağı alabilir miyiz? Veya Saab gündemde mi veya ne bileyim Fransa'dan Rafael alabilir miyiz? Bunun gibi sorular var. İstersen ben sorayım. Kısa kısa hızlı hızlı geçelim. Ne dersin? Olur. Tabii ki. Son gelişmeler Türkiye'nin F-35 şansını nasıl değerlendiriyorsun? F-35 alabilecek miyiz? Yani aslında şöyle bence bir umut vardı ya da duyumlarımız o yöndeydi. Bir umut vardı. İşte Trump tekrardan Amerika'da seçimleri kazanırsa bir şekilde kongreyi, hani bypass demeyeyim de ben çok Amerika'daki o işin hukuki sürecini çok bilmiyorum ama bir şekilde bir yerleri ikna edip F-35 vermeyi düşünüyor diye bir ümit var idi. Ta ki koronavirüs olayı çıkana kadar. Yani bu aslında bu F-35 olayını korona öncesi, korona sonrası diye değerlendirmek lazım. Öncesinde böyle bir ümit vardı ama şimdi dünyada büyük bir kaos var. Yani Amerika'daki Trump'ın durumunda ne olacak? Hani atıyorum bazıları komplo teorisi diyor ama seçimler ne olacak? Uzar mı? Şu olur mu? Bu olur mu? Şimdi bunu sorunuzu şöyle cevaplayayım. Farz edelim ki hiç korona olmamıştı. Siz bize, sen bana bu soruyu bir 3 ay önce sormuştum diye düşünelim. O zaman şunu söyleyebilirim. Belki çok ufak bir ihtimal Trump yeniden seçimleri kazanırsa bir ihtimal vardı. Ama kazanamazsa, yani statüko hiç değişmezse, aynen böyle olursa artık biliyorsun Lockheed Martin kendi internet sitesini de şey yaptı, güncelledi. Orada ne yaptı? İşte Türkiye'yi çıkardı. Dolayısıyla çok küçük bir ihtimal. Yani şu anda %1 bile belki var veya yok. Biz tabii bize diyorlar bunları niye değerlendiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dönem dönem bunlarla ilgili videolar yapıyoruz. En son videomuzu sen ve Levent'le birlikte, üçümüz birlikte yapmıştık ama o günün şartlarına göre belki bu video demode kaldı. En azından son gelişmeleri değerlendirmekte fayda var. Ben de şunu görüyorum. Geçtiğimiz günlerde Lockheed Martin'in CEO'su bir açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin programdan ayrılmasıyla birlikte çok ciddi bir ekonomik yük altında kaldıkları, parça maliyetlerinin çok yükseldiği ve Türkiye yerine açıkçası bu kadar 100 küsur uçağını satış için yeni müşteri bulmakta zorlandıkları, bu işin fiyatının yükseleceğini söyledi. Bu bana göre belki Türkiye'yi biz geri istiyoruz yaklaşım ama dediğin gibi tabii ki politik olaylar epey bir etrafı karıştıracak gibi gözüküyor. Bir de burada sözü keserek burada senin söylediğin destekleyen bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle, zaten vermek istemeyen kongre ve muhalif kesim ve açıkçası Pentagon. Ama dediğin gibi Lockheed Martin zaten cumhuriyetçi ve Trump'la birlikte aynı kafada bir yapı zaten. Yani onlar zaten vermek istiyorlar. Yani dolayısıyla CEO'nun öyle açıklama yapması da normal. Onlara kalsa zaten verelim. Yani kimi satarsak satalım. Çok önemli değil. Rusya ve Çin almasın da. Dolayısıyla yani adamın dediklerini ben samimi olduğunu inanıyorum. Yani senin söylediğin de doğru. Yeter ki Trump'la anlaşsın. Trump yani bir yerleri ikna ettikten sonra Lockheed zaten satmak istiyor. Türkiye'deki üretim de çok iyi. Yani düşün, biz F-16 ürettik mesela zamanında, ne yaptık? 13 tane zannediyorum yanılmıyorsam. Sıfır hatalı F-16 yaptık. Yani zaten biz çok kalifiye iş yapıyoruz. Yani gerek TUSAŞ, gerek diğer firmalarımız. Yani adamların bizden bir şikayeti yok ki bir partner olarak yani.
Bir de son günlerde ben kaynağını bulamadım ama bir F-15 dedikodusu gidiyor. Ne düşünüyorsun bu F-15 ile ilgili? Nereden çıkmış olabilir bu dedikodu? Valla şimdi çok fazla F-15 satmak istiyorlar. Şimdi İDF 17'de de gelmişti. Hatta İDF 15'te de zannediyorum F-15X'in maketleri vardı. O zaman mesela ben görmüştüm, çok şaşırmıştım. Bu Emren füzelerini gövde içinde taşıyordu. Yani yarı stealth bir uçaktı falan böyle. Ama şimdi şu var. Zaten bunlar pazarlamak istedikleri için dedikoduların çıkması çok normal. Yani Türkiye'de neredeyse medyaya baktığımızda bundan birkaç önce biz Su-35 alıyorduk. Ama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bizim talebimizi karşılamayacak bir uçak dedi mesela. Bir an kesildi. Ona bakarsan çok uçak alıyor. Yani dedikoduyu hepsi çıkarıyor ama ben zaten F-15X konusunda ne bileyim birazcık hani benzetmek gibi olmasın. Yani böyle gidip hani kız istemeye gidiyorsunuz onu değil ablasını veriyorlar gibi böyle. Yani biz F-15 F-35 istiyoruz yani. Onu gösterip başkasını vermenin bir manası yok ki. Yani F-35 vereceklerse versinler. Ben şahsen tamam çok iyi bir uçak olabilir. Ama ben Amerika'dan F-35 alınmasına taraftarım. F-35 olmazsa F-15X almak bilmiyorum. Hani ne derler kanıma dokunuyor yani. Rahatsız oluyorum yani. Bu kadar biz şey yapmışız. Çalışma yapmışız. Firmalarımız girmiş araya. 12 milyar dolarlık bir İşbirliği orada bir anlaşması pazar var. payımız var. İş birliğimiz var. Alın size F-15X. Yani İsrail'e F-35 verilirken başka ülkeleri, şimdi bölgede de Doğu Akdeniz'de de biliyorsunuz hidrokarbon yataklarından dolayı ciddi sıkıntı var. Etrafımız çift motorlu uçaklarla dolu. Çoğu hava görevli uçaklar bunlar. Yani bizim tutup da tam F-15X de o yönüyle çok iyi olacak ama hani en fazla şu olabilir. F-35'ten sonra ilave bir ara dönem uçağı olarak artı olarak yani. Yoksa sadece F-35 yerine o zaman hiç almayalım bence daha iyi gibi bilmiyorum. Sadece bu politik olarak, teknik olarak değil. F-15 ile birlikte bir kısımda bu F-15'in olmayacağını, Türkiye'nin yeni bir tip istemediği ve Blok 70, F-16 Blok 70 gibi bir alternatifin masada olduğu söyleniyor. Bunun için ne diyorsun? Ya şimdi işte aynı kapıya çıkıyor. Yani F-35 almayacaksak o zaman niye Blok 70 alalım? Ama illa ikinci bir uçak alınacaksa şimdi hatırlarsın ben bir F-35 ve TSK diye bir rapor yayınlamıştım. Ve bu Türkiye'deki hemen hemen bir yarı, daha doğrusu akademik bir makaleydi. Tek Türkçe F-35 raporuydu ilk başta yani o zamanlar için. Orada bu ara dönem uçağını bayağı incelemiştim. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin bir ara dönem uçağa ihtiyacı olduğunu savunmuştum. Çok aşırı derecede belki görüş bildirmedim ama en azından ima ettim. Gerçekten şöyle bir şey var. Şimdi F-16'lar eskiyecek, F-35 verilmedi. Zaten bir çift motorlu bir uçak ihtiyacımız da var. Eğer o zaman F-16 alınacaksa Amerika'dan, F-35 de verilmeyecekse o zaman F-15X alalım. Yani en azından bölgesel işte MiG-29'ları var işte Mısır'ın çift motorlu uçaklarına. Yunanistan'ın ileride F-35 alma ihtimali var, söylüyorlar plandaki ülkeler içinde. İsrail orada belli. Rusya ile yaşadığımız krizi gördük işte Suriye'de Bahar Kalkanı harekatında. Orada karşımızda Su-35'ler vardı. Bizi önleme yaptılar. Şimdi bunların karşısında o zaman biz niye F-16 Blok 70 çıkaralım? Eğer illa bir uçak alacaksak ve milli muharip uçak da çok bayağı bir uzun süre en azından 2040'ları seri üretime geçmesi düşünülecekse, gelecekse dolayısıyla F-15X burada mantıklı. Ama işte ya burada yani ne yapıp ne edip şey F-35'i almamız bence en doğrusu. Ama yoksa alternatif yani şu var. Şimdi F-35'in alternatifi yok. Yani böyle bir sıkıntımız var. Biz F-35'i niye aldık? İşte derin darbe hava yer görevli olarak almayı düşündük daha çok. Yani F-16'larımız hava uçacaktı. Gerçi F-35 de kendini koruyabilen bir uçak. Hakkında bir sürü saçma sapan böyle yalan yanlış şeyler söyleniyor. Onlar ayrı ama biz hava yer görevi olarak daha çok düşünüyorduk. Ama F-15X evet o da hava yer görevli ama daha çok onu bir hava üstünlüğü hava görevli bir uçak olarak en azından öyle lanse ediyorlar. İşte 12 tane bazı resimler 16 tane hava füzesi taşıyor. Dolayısıyla yani burada F-15 olmayacaksa bir açıdan baktığımızda F-15X daha mantıklı. Bir açıdan da baktığımızda hava yer görevli alternatifi olacağı için F-16 biraz da maliyeti ve bizde de üretimi az çok olduğu için yani en azından altyapısı olduğu için Blok 70 mantıklı. Bu bir. Diğer açıdan biz zaten Aselsan kendi ISR radarımızı yapıyoruz.
Biz zaten kendi uçaklarımızı neredeyse bir blok 70 seviyesine, blok 70'ten bir özelliği nedir? İşte ASR radardır. Onu zaten yapmış olacağız. Dolayısıyla yeniden sıfır F-16 niye alalım? Bir de böyle bir sıkıntı şeyi var, soru işareti var. Bizim hava görevli, yani hava üstünlüğü, hava hakimiyeti, hava üstünlüğü, hakimiyeti falan uçağı, hep bütün bu görevleri yerine getirecek uçağımız zaten Milli Muharip Uçak olacak. Dolayısıyla bizim aslında o zamana kadar, şu andaki F-16'larımız hava görevini gayet güzel yapabiliyor. O zamana kadar bizim aslında bu F-4'ler kalktığı için çok fazla işte silah yükü, daha doğrusu faydalı yükü çok fazla olduğu için ve güçlü uçaklar olduğu için onların yerine bir uçağa ihtiyacımız var. İşte bunun için F-35'i düşünmüştük. O zaman F-35 gelmiyorsa onun görevini yapabilecek bir uçak olması lazım. Hani burada işte mesela Eurofighter, yani tamam harbi hazırlık oranı çok düşük diyorlar. Çok maliyeti çok yüksek. Ama mesela bana Eurofighter bu tranş 3 çok mantıklı geliyor. Yani Amerika ile madem böyle bir sıkıntı yaşadık, F-35'te vermediler. Yani çok daha mantıklı gibi geliyor ama açıkçası ben şu anda Türkiye'nin hiçbir resmi organdan ne beyan ne demiş herhangi bir şey de duymadım. Bir ara dönem uçağı alınacağına dair. Sanki böyle biz hep kendimiz havanda su duyuyormuş ya da kendi kendimize gelin güveyi oluyormuşuz gibi. Sen hissediyor musun bilmiyorum böyle bir şey. Valla beyin jimnastiği yapıyoruz sürekli bunlarla ilgili. Ne yapılır ne edilir. Yani çünkü kimsenin alma niyeti yok gibi. Birinci almak için tabii ki politik anlamda iyi ilişkileriniz olduğu ülkeler olması lazım. Uzun vadeli bir şey için. İkincisi de en önemlisi paranız olması lazım. Yani ben merak ediyorum açıkçası bu koronavirüs sonrasında çok ciddi bir maliyeti işte insanlara devlet maaş veriyor. Çalışamıyorlar çünkü. Bir sürü işletme batacak, şu olacak, bu olacak. Bu dünyada herkes için çok ciddi büyük. Bakalım bu yükün yansımaları neler olacak? Gerçekten paralel nerelere gidecek? Bunları merak ediyoruz. Bir de tabii ki böyle bir büyük bir projede çok ciddi yatırım maliyetleri var. Ne bileyim 40 uçak bile alsanız bunun belki size yansıması 7-8 milyar dolar. Bu kadar... yeni tipse yeni silahlar, yeni eğitim, yeni yani simülatör çok iyice artıyor zaten. Diğer alternatiflere de bir hızlıca değinelim mi? Mesela hala bir Rusya'nın Su-35 için şansı var mı Türkiye'de sence? Yani bence Rusya'nın zaten Türkiye'de hiçbir zaman şansı olmadı da öncelikle şunu kısaca söylemek istiyorum. Şimdi biz aslında şu anda konuştuğumuz her şey koronadan önceydi yani aslında. Şimdi sen biraz önce söyledin ya maliyet şu falan. Tamam Türkiye'de uçak alacak para maliyet ama bakalım ki diğerlerinde de satacak. Yani dünyada kimse kimseye uçak satamayacak hale de gelebilir. Yani ihtiyaçlar çünkü şeye göre belirlenir. Yani savaş durumu ayrıdır. Savaş durumu her şeyi bütün fabrikalar savaş ekonomisine geçer. Savaş üretimi yapar. Amerika'da biliyorsunuz işte 2. Dünya Savaşı'nda kadınlar hep uçak fabrikalarında çalışıyordu. Evet, evet. Ama şu anda savaş bir düşmana karşı değil bir virüse karşı. Belki de yani dünyadaki bu silah pazarı falan çok değişecek. Yani kimse kimseye uçak yani uçak isteyeceğiz adam üretmeyecek belki. Yani bilmiyoruz ki koronanın nereye gideceğini. Ben şu anda sana savaş uçağı üretip tam parasını vereceksin. Güzel para da kazanacağım ama ben şu anda sana savaş uçağı üretmekle uğraşamam. Benim başka önceliklerim var diyebilir. Ya da şöyle düşünebilir. Dünyada çok büyük bir kaos var. Benim artık üretimimi kendime almam lazım da diyebilir. Aslında bunları kimse konuşmuyor ama bence biraz komple teorisi gibi geliyor ama yani 3 ay sonra bence çok farklı şeyler konuşacağız. Kötü senaryo olmasın inşallah da yani olursa. Evet. Diğer yönden evet Türkiye politik olarak atılımlar yaptı. İşte Rusya'da fuarda ziyaret yapıldı. İşte Su-57 değişik şeyler oldu ama yani bu politik hareketlerle arkadaki teknik bakış ve realiteyi birbirine karıştırmamamız lazım. Ben hiçbir zaman Türkiye'nin ki duyumlarım ve çeşitli yerden duyumlarım ve şeylerim de bu yönde ciddi şekilde Rusça almayı düşündüğünü duymadım. Tamam S-400 aldık. Öteden beri almak istiyorlardı. En başından beri bu şekilde beyanat yapıldı ve alındı. Ve kullanılacak ve hangara kaldırılmayacak. Aktif olacak. Gayet yani en verimli şekilde nasıl kullanılması gerekiyor kullanılacak. Ama Rusça zaten daima son alternatifti. Niye? Çünkü bütün mühimmatlarını yeniden almanız lazım. Artı zaten S-400'de çok ciddi sıkıntı yaşadık. Bir de yani şu anda F-35'in yerine geçebilecek bir Rus uçağı yok ki. Yani Su-57 5'in nesil bir uçak değil. Zaten bize yani satarız diyorlar ama çok onun ithal versiyonunu, daha doğrusu ihraç versiyonu verirlerdi. Ben o konuda kendilerine daha yeni üretiyorlar. Hiç ümitli değilim. Su-35 tamam çok rolü bir uçak gibi gözüküyor. Ama yine yani Su-35 alacağıma gider F-15X alırım yani. Niye Su-35 alayım ki?
Yani bütün NATO mühimmatlarını kullanabileceğim. Bugün mesela ben tweet attım, arkadaşlar görmüştür. 1 milyon dolar bir tane AMRAAM'ın füzesi. Orta menzilli havadan havaya. Fiyatları bir söyler misin lütfen? Çok gerçekten enteresan da o fiyatlar. İşte 300 bin dolar. 300 bin dolar mesela 348'di galiba. Yani 350 bin civarı ısı güdümlü havadan havaya kısa menzilli. AM9. 9X'in fiyatı. 9X'in AM9 fiyatı. Evet. Sidewinder. AMRAAM'ın i̇şte fiyatı. AM120 1.050.000 dolar. Yani 1 milyon dolar diyelim. Şimdi bakın yani bu kadar biz bu füzeleri almışız, bir kenara koymuşuz. Rusça almak ne demek? Bunların hiçbirini kullanamayacağız demek. Sadece F-16'ları kullanırız. Tamam, bunlar yanımızda kar kalır. F-16'larda kullanırız. Ama Rus çağında havada boş uçuramayacağız ki. Onun için bunların muadili Rus füzelerini de almamız lazım. Artı yedek parça. Artı bakın ben daha önce bir yerde bir tweet atmıştım. Adamların ufki durum göstergesi birkaç bazı saatler var. Şu anda aklıma gelmedi. Bazı saatler bile ters. Yani birçok sistemi ters. Yani Amerika'da agresör filosu biliyorsunuz. O filoda işte satın alınan, kaçırılan, bir şekilde ele getirilen Rus uçakları uçan pilotlar varmış. Bir sürü pilot düşmüş yani. Çünkü bir uyumsuzluk da var. Yani adam ona adapte olması da zor. Hani hepsini açtık diyelim. Ben şimdi gidip de Eurofighter'ı almak dururken, ki İngiltere ile aramız çok iyi. Yani İngiltere ile aramızın çok iyi olduğu nereden belli? Merkez Bankası'nın bütün altınları Amerika'dan yıllar önce alındı. Merkez Bankası resmi verisi şu anda hani bir bazı ülkede durması gereken kısmı İngiltere'de duruyor. Yani adamlara güvenmişiz. Altınlarımız orada duruyor. Demek ki aramız iyi. O zaman biz bu kadar güveniyorsak, İngiltere ile aramız iyiyse ki 15 Temmuz'dan sonra da çok destek verdi Türkiye'ye. Niye gidip Rusya'dan uçak alalım ki o zaman gidip Eurofighter alırız. Yani Eurofighter şu anda Türkiye'nin ihtiyacını görmeyecek bir uçak değil. Artı tamam bakım şey diyorlar, harbi hazırlık oranı düşük diyorlar ama Rus uçaklarının da motor ömürleri çok düşük. Yani başka sıkıntılar var. Yani ben ya bu F-35'in verilmemesi açıkçası bizim bütün bu planımızı bozdu. Yani şu anda F-35, F-15X'i konuşmaktan herkes çok bayılıyor. Çok nefis bir uçak. Çok fazla tıpkı Rus uçakları gibi çok fazla havadan havaya füze alabiliyor, kapasitesi var ama yani hani buna kalmasaydık çok güzel olurdu. Şimdi düşünsenize F-16'nın yanında uçan F-15'ler var ki F-35'ler olduğunda Türk Hava Kuvvetleri bölgede çok güçlü bir hava kuvvetleri olacaktı. Yani bizim Barış Kartal'ımız var. Şöyle söyleyeyim yani stealth uçakları hakkında çok fazla söylenen dedikodular vardı. İşte Çinliler füze yaptı, Ruslar Çinliler radar yaptı, Ruslar radar yaptı ama ya biz birçok yerden duyuyoruz, görüyoruz. Suriye'de uçan F-35'lerin, işte Amerika'daki başka şeylerin, F-22'lerin, F-35'lerin radarda görünmediğini başka insanlardan duyuyoruz. Yani bildiğimiz, tanıdığımız insanlardan duyuyoruz. Adam gidiyor, ya tatbikattaydık göremedik diyor. Bu şehir efsanelerine çok inanmamak lazım ki bu adamlar bu kadar çok para, yani bu kadar para yatırdılar. 2500 küsur tane alıyorlar. İsrail defalarca girdi, Suriye'de operasyonlar yaptı. Dolayısıyla bizim şuna aslında bağlamak istiyorum. Stöf ve 5. nesil milli muharip uçak çalışmamız çok doğru. Bu bir. İkincisi, alacağımız hiçbir uçak arada F-35'i ikame etmeyecek. Bunu da bilmemiz lazım. Bizim o zaman ne yapmamız lazım? Ülkesi önemli değil. Buna siyasiler karar verir. Teknik olarak da çok birbirine çok yakın uçaklar işte. Rafael, Eurofighter, aslında Su-35, F-15X birbirlerinden çok 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 farklı uçaklar değil. Onlara siyasiler karar verecek ama bizim alacağımız uçak F-16'ları destekleyen ve milli muharip uçak yapılana kadar hava görevlerinde ona destek olabilecek uçak olması lazım. Yani onu ikame etmesi lazım. Ve aynı zamanda da çok rolü olması lazım ki F-35'le amaçladığımız hava yer ve derin darbe görevini ve NATO ile birlikte de harekat görevini de yapabilsin. Yani demek ki bu uçağın aynı zamanda A merkezli harp özelliğinin de belli bir olgunlukta olması lazım. Yani mesela bunu Rus çağında kesinlikle yapamayız. Rafael ne kadar öyle bilemiyorum. İyi diyorlar gerçi onun da bu özelliğini. Ama bunu da sağlamamız lazım. Bir de şu var. Dünyada bir de sen de geçen de haber yaptın. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bir trend var. Şimdi herkes bu elektronik karıştırma, elektronik harp işte Growler gibi, E-18, F-18'in işte Growler modeli gibi. Buna bir şey var. Geçenlerde mesela Almanlar bunu almak istedi. Değil mi? Almayı düşündüğünü söylediler. Bir de böyle bir uçak ihtiyacı şimdi olmaya başladı. Yani eskiden bu sadece AGM-88 HAM'la yapılıyordu ama. Şimdi evet. Peki hava soj yapıyoruz bir tarafta. Bir tarafta da Almanya'nın Tornado yerine hem F-10 Super Hornet alıyor hem de Super Hornet'in elektronik karıştırma modeli evet. EA-18G alıyor. Bir görev farklılığı var mı sence?
Bence görev farklılığı var. Şimdi onun bir harici potları var. Bir de uçağın kendi aviyonik sistemi var. Yani şimdi dikkat edersen yine haber yapmıştım. Eurofighter'da bir elektronik karıştırma modeli üzerinde çalışıyor. Ama bunu çalıştırıyor. Eurofighter'da Almanya'nın ortak olduğu bir sonuçta firma, uçak. Buna rağmen Growler almaları, F-18G almaları demek ki yeterli görmüyorlar. Bu bir. İkincisi bunu Japonya, diğer ülkeler falan, uzak doğu ülkeleri de bu yönde talepleri var. Yani bir de böyle bir ihtiyacımız olacak. Hani eğer alınacaksa, yani böyle bir 40-50 tane ara dönem uçağı diyorum ben onlara, alınacaksa bu da düşünülebilir. Çünkü AGM 88 Han füzesi, yani anti radyasyon füzesi direkt bizde bu harici potları olmadığı için Amerika onu başkasına vermiyor. Direkt uçağın radarıyla görünüp yani SAM füzesinin menziline az çok girmesi gerektiği durumda atılabiliyor. Yani onların harici pot olup da çok uzaktan radar menziline hiç girmeden fırlatabilecek bir pozisyonda değil. Dolayısıyla buradaki elektronik karıştırma çok önemli. Ha, hava soj diyorsan ama hava soj daha çok bizim uçakları gelen düşman uçaklarına karşı, düşman füzelerine karşı korumak. Evet, oradaki radarları karıştırmak görevli ama hava sojun içinde çok büyük çapta bir menzil olacak. Atıyorum işte Ege'nin üzerine düşman hava sahasına girmeden diyelim ki müdahale edecek veya işte Akdeniz üzerinde İsrail'e girmeden müdahale edebilecek. Ama F-18G direkt düşmanın hatlarına girip yerinde müdahale edebiliyor. Yani siz gitmeden her şeyi karıştırmış, her şeyi bitirmiş oluyor. Yani rahat rahat gidiyorsunuz onu. Yolunuzu açıp temizliyor yani. Ama hava sojuz daha çok uzaktan sizi koruyor. Yani Ege üzerinde benim uçaklarıma Yunan uçakları gelemesin. Ama gidip de hava sojuz ta Mora Yarımadası'nın dibine kadar gönderip oradaki bütün radarları karıştırmıyorsunuz. En azından biz böyle biliyoruz yani. Dolayısıyla taarruzi olarak düşündüğünde F-18G gibi bir uçak gerekiyor. Ama savunma olarak düşündüğümüzde de hava sojunun olması şart. O zaten o da doğru bir karar, doğru bir yatırım. Ona muhalefet etmiyorum yani. O yanlış anlaşılmasın. Son olarak değerlendirmek istediğim bir de Saab var tabii. Bizim nedense kamuoyumuzda bir İsveç hayranlığı var, Saablar. Sence Saab kapatabilir mi bu arayı? Yoksa ben... Evet, tamamen sosyal medya kampanyası o. Yani tamamen sosyal medyada çok iyi bir reklam Saab trolleri yapılmasına var karar diyebilir veriyorum. miyiz? Troll demeyelim onlara. O uçağı çok seviyorlar. Ben seven çok samimi arkadaşlarım var. Hatta bizim işte bir arkadaşımız da biz Antalya'daki fuarda gösterisini beraber seyrettik. Çok etkilendik. Çok manevra kabiliyeti çok çok iyiydi. Yani uçak iyi ama tek motorlu. Bizim zaten tek motorlu uçağımız var. Şimdi Saab'da ben niye karşıyım? Kesinlikle grip düşünmüyor. Olmaması lazım diyorum. Neden? Şimdi NG modeli evet çok güzel. EASA radarı var. 5. Şimdi nesle yakın. 4 artı artı nesil. Belki elektronik olarak birçok sistem işte radarının bir 60 derece dönmesi, işte füzeyi attıktan sonra bile kendini çevirip hala da güdümleme yapabilmesi gibi. Enteresan özellikleri var. Uçak da iyi. Bu uçak yani Gripen gerçekten çok verimli bir uçak. İyi de bir uçak ve bu uçakla biz Eurofighter belki çift motor ama ona ikame edebiliriz. Yani şey yapabiliriz. Yani rekabetçi düşünebiliriz. Onun yerini alabiliriz. Ama şu var. Şimdi biz Gripen'i niye alalım? Şimdi biz Amerika'dan niye almıyoruz uçağı? Amerika katsa falan ambargo olur diye almıyoruz değil mi? Yani diyoruz ki Amerika'dan F-15 alamıyoruz diyoruz yani. Veya F-35 alamıyoruz. Amerika'nın katsa yaptırımlarını yaptığında İngiltere de buna uyacak. Gripen'in motoru Amerikan, sistemlerinin çoğu İngiliz. Yani onu alamıyorsak zaten onu da alamayacağız. Yani eğer alabiliyorsak gider F-35 alırız. Yani F-35 alamıyorsak F-15X veya Eurofighter. Yani Gripen'i niye alalım ki o zaman tek motor olacak? Eğer böyle bizim ihtiyacımız yoksa gidip F-17 alırız yani o zaman. Niye almayalım? Çin motoru bizi rahatsız etmiyorsa. Bir de tabii şey var, insanlar hep şunu atlıyorlar, bu sempatikliğini, İsveç sempatikliğini gösterirken İsveç'in Türkiye'ye PKK terör örgütüne karşı yaptığı operasyonu onaylamıyor ve 30 yıldır bir ambargosu var. Bunlar nasıl açılacak? Hani bunlar bir Almanya, İngiltere gibi parayı bastım, iş tamam hallettik diyen ülke pek değil İsveç yani. Ben söyleyeyim şimdi genç nesil bilmiyor. Arkadaşlar ve yeni savunma sanayine çok meraklı arkadaşlar bilmiyor ama biz ta PKK'nın kuruluşundan beri takip ettiğimiz için eskiden bütün mayınlarını İsveç firmaları veriyordu. Gösteri gösteri bile bile satıyordu. PKK'nın satın aldığı mayınların birçoğunu bir İsveç firması yapıyordu.
Yani ona bakarsan ya bir sürü yani politik çok şey söylenebilir. Yani Türkiye'de silah ama satışında PKK nedeniyle bir de ambargosu var. Terör örgütüne yani veriyor. Biz mücadele ediyoruz, ülke olarak ona vermiyor. Aynı şey Bahar Kalkanı Harekatı'nda. Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra Fransa'nın işte yaptığı tavır işte Eurosam Anlaşması şimdi ne oldu? Mesela bilmiyorum, ben çok merak ediyorum yani. Eurosam Niyet Anlaşması. Yani biz beraber Stamp T ile ilgili bir şeyler geliştireceğiz, şunu yapacağız diyorduk. İşte Bahar Kalkanı'ndan sonra Fransa'da tabiri caizse su koyuverdi yani. O da sıkıntı çıkardı. Şimdi işte motor falan bulundu. İşte mesela Almanya ile aramız düzeldi. O tank motoru şudur budur. Onlarla belki belli sıkıntılar çözüldü ama Fransa hani yine sıkıldı. İsviçre bu konuda dediğin gibi kesinlikle İsviçre bu konuda dediğin gibi kesinlikle güven olmaz yani. Yani en yarın üç gün başka bir harekat yapmamız gerekir. Aynı tavrı yine sergileyebilirler. Yolda çünkü bırakır. Biraz da birkaç ülkeyi de sattılar ya, doydular yani bir nevi. Bir nevi yani. Peki sonuçta öze geliyoruz. Biz bu ara uçak ihtiyacını kendi biraz beyincin lastiğimiz belki. Birincisi uluslararası ilişkiler, ikincisi bütçesel durumlar ve sonuçta da bizim bir 10 yıllık milli muharip uçağın hizmete girinceye kadar ki arada bir süremiz var. Sence bu dönem Hürjet, Hürkuş, C, Akıncı, Aksungur gibi İHA sistemleriyle geçilebilir mi? Yani geçilebilir miden ziyade bence öyle yapılacak. Geçilmeye çalışılacak. Ne kadar geçilirse. Yani tıpkı şey gibi işte biz 12 ton yük ilave bir yük yapıp projesini değiştirip bilmem kaç milyon dolar harcayıp sırf üzerine F-35 insin diye TCG Anadolu Havuzlu Çıkarma Gemisi'nin projesini değiştirdik. Hani F-35 gelecek diye. Şimdi gelmiyor. Şimdi İHA düşünüyoruz. Mecburen ne yapacağız yani? Ya o zaman ne yapayım? Gemiyi kaldırıp atacak halimiz yok. Bir alternatif üreteceğiz yani. Bu dediğin şekilde de işte İHA'lara, SİHA'lara hava füzeleri yüklenmesi. Hürkuş, Hürjet. Hürkuş evet hava yer görevlerinde bence çok ideal. Yani bir Gunship'ten çok daha başarılı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye şartlarında Gunship'ten yani normalde değil. Ve C-130 Gunship'ten bahsediyorum. Hürjet çok hava, yani Hürjet hafif saldırı uçağı ve eğitim uçağı olduğu için etrafımızda Hürjet'in kapışabileceği bir uçak yok. Hep canavar uçaklar var yani. Yani Yunanistan'da F-16 var. Öbür tarafta Su-35 var. Öbür tarafta F-35 var. Yani Hürjet'le biz bunlarla çok zor. Dolayısıyla ben kişisel tahminimi söylüyorum. Bu sadece tahmin. Bence bir ara dönemde biraz da sıkıntı olunca, ihtiyaç artınca, yani F-16'lar yaşlanınca yeni bir 30 veya 40 sayılık bir F-16 blok 70 alımı olabilir. Ve diğer uçaklar zaten modernize edilecek. Bizim kendi uçaklarımızda AS radarla işte ASS'ın yaptığı modernize edilmiş olacak. Benim tahminim sanki öyle çözülecek gibi. Şey gelene kadar, yani MMO gelene kadar. Bu ara dönem bu şekilde çözülecek. Öyle. Ama bir de çok şöyle bir söylenti var. Herkes diyor ki işte iyice F-35 yaygınlaştıktan ve şey yaptıktan sonra bir 5-10 yıl sonra Amerika'nın vereceğini söylüyorlar. Böyle çok ciddi insanlar böyle bunu söylüyorlar. Yani şimdi vermeyecek ambargo falan ama 5-10 yıl sonra ilişkiler de değişmiş olacak. O zaman zaten biraz uçak da yaşlanmış olduğu için hani çünkü yeni 6. nesil uçaklar çıkmış olacak Amerika'da. O zaman verebileceğini söylüyorlar. Tabii o zaman da bizim ne kadar işimize yarayacak o da ayrı mesele. Çok teşekkürler bilgiler için. Umarım bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Hakan Kılıç bunları genel olarak bir bakış yaptık. Detaylı bir inceleme olmadı ama en azından alternatifleri neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Umarım bu soruyu çok fazla soran arkadaşlarımız için de bir cevap niteliği taşır diye düşünüyorum. Evet, başka zaman çok ayrıntılı yine konuşuruz. Yani hangi uçakları tek tek değerlendiririz? Rus uçakları şunlar, Rafael, Eurofighter. Biz onlara dediğiniz gibi çok girmek istemedim ben. Siz de öyle istediniz zaten. Çünkü şu andaki ortam çok kaotik. Yani bu koronavirüs dünyadaki bence bütün bu silah alımlarını ve orduların tedarik zincirlerini ve planlamalarını hepsini değiştirecek. Ben en azından bunu iddia ediyorum. Yani planlama ve tedarik olayını çok değiştirecek. Dolayısıyla şu anda biz uçakları burada tek tek ya şu olsun, bunun burası daha iyi, bunun burası daha iyi diye anlatmamızın çok da bir faydası yok. Genel olarak biz uçaklarımıza şu anda çok iyi bakımla sahip olup pilotlarımızı bir an önce hızlıca yetiştirip barış ortamında da mümkün olduğu kadar kuruyup bu ara dönemi öyle geçirmemiz bizim için en iyisi. Yani milli muharip uçak yapılana kadar. Bir taraftan da tabii son sıra milli muharip uçak.
Hakan çok teşekkürler. Tolgozbek.com kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. Koronavirüs salgınında her gün saat 19'da yeni yayınlarımız yazarlarımızla ve ayrıca yaptığımız konularla devam edecek. Ve ayrıca detaylı havacılık haberleri de Tolgozbek.com kanalının sitemizde sizlere her zaman bekliyoruz. Bizlere info@tolgozbek.com adresinden de elektronik posta yollayarak ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.